Her kimse. Sen sandalye mi konuşuyorsun lan? Aklıma bora geldi. Çok beklenen o video geldi. Sonunda başardın abi. Tebrik edelim. Alkışlayalım hep beraber. İnşaat videosu gelecek demiştin. Dedim. Reels videosu gelecek demiştin. Dedim. Nerede video? Yapamadım. Bir ay oğlum bak, bazı işler vardır. Yapacağım dersin. Sonra yapamazsın. Hep bir şey olur. Aynen. Evde böyle bir şeyin yerini değiştirecek. Bir şey tamamen. Bu hayatındaki o video. Çok beklettik. Farkındayım. Canberk'in de konuda hiçbir aksi yok. Aynen öyle. Ben Instagram'da Reels'lar paylaşıyorum ara ara. Zaten Instagram'dan takip edenler biliyorlar. Bana akabinde sürekli şöyle sorular geliyor. Bunları nasıl yapıyorsun? Neyle çekiyorsun? Gimbal kullanıyor musun? Kurguyu hangi programda yapıyorsun? Anlatır mısın? Aslında bu videoda bir programdan bahsedeceğim ama öncesinde bahsedelim. Hani bu işte ne kullanıyoruz? Bir telefon kullanıyoruz haliyle. Tamam mı? Çünkü videonun başlığı mobil kurgu ve çekim nasıl yapılır. Vay be! Helal olsun. Bir tane telefon lazım. Telefonun kalitesine göre haliyle videonun kalitesi değişiyor. Artık hepiniz teknolojiyle ilgili bir şeyler izliyorsunuz. Nasıl etkisi var? Bir lens olarak etkisi var. İki akıcılık olarak etkisi var. FPS olarak. Üçüncü olarak da stabilizer olarak etkisi var. Bu üçü hayat kurtaran şeyler ki ben iPhone kullanmamın en baba temellerinden bir tanesi bu. Sosyal medyayla olan optimizasyonu ve artı olarak stabilizasyonun çok iyi olması. Kurgu tarafı içinde inşaattan bahsedeceğiz. Bu video sponsorlu falan değil. Değil yani. Hiç bir sponsorlu gibi hali var mı? Değil. Değil. Ben kurgu yaparken sadece telefondan çekip kurguladığım zamanlarda InShot adında bir programı kullanıyorum. Bu program benim videoları kesip biçmeme, arkasına müzik koymama, videoların sesini kısmama, efekt ekleme, geçişlere gibi birçok şeye imkan sağlıyor. Dolayısıyla şu anda benim Instagram hesabımdaki Reels kısmındaki hiçbir video bilgisayarda yapılmış, herhangi bir bilgisayar kurgu programında kullanılmış videolar değil. Bizzat direkt bu programla sadece Sabah Canberk'le beraber bu videonun devamındaki videoyu kurgu aşamasını çekmek için motorun başına inip birkaç tane görüntü aldık. Buna bir geçelim. Sonrasında da kurguya geçelim. Orada zaten detaylarıyla daha çok üstünde anlatabileceğimiz için kafamız daha rahat eder. Canberk'le süs olarak almadım. Onu anlatır gibi anlatır. Aynen. Bana anlatır gibi anlat. Motorun birkaç görüntüsü almak için motoru dışarı çıkarttık. Hem Canberk benim nasıl çektiğimi gösterecek. Bana hep soruyorlar. Gimbal kullanıyor musun? Kullanmıyorum diyorum. Hem kullanmamış olduğumu görürler. Hem telefonu nasıl çektiğim, hangi açıları kullandığım, dışarıdan nasıl göründüğü. Sağ olsun o onu yardım edecek. Ben de birkaç tane görüntü alacağım. Sonra bu görüntülerin hepsini programda kurgulayacağız. Nasıl geçiş koyuyoruz? Nasıl efekt koyuyoruz? Nasıl kesiyoruz? Nasıl müzik koyuyoruz. Gerisini orada halledeceğiz. Ben birkaç tane görüntü alayım. Bir yerde bir şey çekiyorsam etraftaki kaç yerden de 3-5 tane enstantine alıyorum. Başında mesela intronun 3-5 tane beat vardır. Orayı doldurmak için ya da bir boşluk görüntüm olursa tak 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 oraları doldurmak için. Hani bir şey ifade etmeyen ama istediğiniz zaman doldurabileceğiniz birkaç görüntü alırım. Kesik orta niyetine yani. Kafamda şöyle bir şey oluştu. Diyorum ki işte binadan gireyim, binadan ağaça, ağaçtan ormana, dönmeli yurdumda. Binadan şuraya, şuradan ağaça, oradan da motora geçip tak 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 motorun görüntüleri ve Reels'ı bitiririz. 15 saniye, 30 saniye duruma göre. Bize bağlı tabii de. Durum bu. Haydi. Biz 18 tane görüntü çekmişiz. Tamam, 18 ayrı ayrı kayıt var. Buradan ekran kaydı açacağım. Bu 18 kaydı inşaatın içine dizip, düzenleyip, derleyip, toparlayıp oraya paylaşılabilir bir hale getireceğiz. Ekran kaydına da girdik. İnşaata giriyoruz, tamam mı? Girdim abi inşaata. Bize video, fotoğraf ve kolaj diye 3 tane şık çıkıyor. Ondan sonra video kısmına basıyorsunuz. Burada aşağıda taslak olarak gördüğünüz 2 tanesi benim daha önce yaptığım videolar. Zaten 24 saniye yazan benim son paylaştığım videolar. Sonra abi yeni diyoruz. Yeni dedikten sonra bugüne kadar çektiğim galerimdeki tipik bir fotoğraf ya da video uygulamasına çıkabilecek görseller çıkıyor. Ben buraya albüme bu sabah çektiğimiz görüntülerin hepsini dizdim. Burada gördüğünüz videoları nasıl görünmesini istiyorsanız o şekilde seçiyorsunuz. Yani bu ne demek? Biri numara olarak hangisine basarsam ondan itibaren bir sekansa dizecek demek bu görüntüleri. Şimdi en alttan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gelmedi. İçinde değiştirebiliriz zaten programın. Okey diyorsun abi. Tike bastın. Hepsi bir sekans üzerine diziliyor. Bilgisayarda da kurgu programlarında da aşağı yukarı aynı bu sistem. Burada gördüğünüz gibi çektiğim bütün
bütün görüntüler bu sabah, biraz önce izlediğiniz dışarıdaki kısımlardaki tüm görüntüler buraya önümüze geliyor abi. İki tane işimiz var burada. Bu arada yukarıdaki seçeneklerde tuval gibi bir seçenek var. Burada görüntülerin boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Reels için orijinalde tutuyorum ben dikine görüntüleri ama burada YouTube için, TikTok için gibi gibi birçok seçenek var. Bunların hiçbiriyle şu an işimiz yok. Oranlayacağız, orijinal diyeceğiz. Ama tabii farklı platformlarda kullanmak istiyorsanız bunlarla da oynayarak yapabilirsiniz. Etiket, metin, filtre gibi birçok seçenek var. Benim burada kullandığım müzik, burada böl, sil, hız, hacim gibi birçok ayarı da kullanıyorum. Her şeyden önce ben kurgu yaparken bir tane müzik seçiyorum. Müzik çünkü benim ritmimi belirliyor. Müziğe bastığınız zaman burada parça, efektler ve kayıt diye bir şey çıkıyor. Kayıt, ses kaydı yapmanız için kullandığınız kısım. Efektler var. Efektlerde burada ses geçişleri falan gibi kısımlar var. Parça diyorum. Parça da iTunes'a bağlıyor. InShot'ın kötü tarafı bu. Evet. Apple Müziğe seni hapsediyor. Ama bunun yerine videodan ses ayıkla diye bir kısım var. Ben bunu kullanıyorum abi. Bu videodan ses ayıkla benim herhangi bir sesi kullanmamı sağlıyor. Mesela Spotify'da bir şarkıyı çok beğendiniz. Telifle ilgili de bir derdiniz yok. Girip Spotify'a abi ekran kaydı alıyorum. Sonra da videodan ses ayıklayı kullanarak oradaki müziği çekiyorum. Şimdi biz bunun aynısını YouTube'da No Copyright Beats için yapacağız. Ki telif yemeyelim. O yüzden gireceğim abi YouTube'a. Burayı açacağım. Ve bir ekran kaydı alacağım. Burada şimdi bizim telefonun ekran kaydını haliyle durduracağım ki ekran kaydını alabileyim. Sonra inşaata aktaracağım. Onu da göstereceğim. Hah, bunu da göstermiş olduk. Ben biraz önce müziğin ekran kaydını almak için durdurduğumda inşaatı yukarı kaydadan kapattım kazayla. Ama siz bir çıkış yaptığınız zaman buradaki örnek gibi taslak olarak da kalıyor. Bastığınız zaman tekrar loading deyip geri dönüyor. Buradaki tek sıkıntı, bir taslağı bıraktığınız zaman olaki bir durumda ana medyayı, ana kaynağı silerseniz taslak tekrar açılmıyor. Açılsa da video olmuyor. Yani ana görüntüyü taslağınızı bitirmeden silmeyin. Zaten böyle bir şey yapmazsınız ama benim yapmışlığım var. Tavsiye olarak söyledim. Şimdi abi geldik. Müziği galeriye girip parça deyip videodan ses ayıkla diyeceğiz ve son ayıkladığımız videoyu seçeceğiz. Seçtik. Gördüğünüz gibi önüme biraz önce aldığım ekran kaydı çıktı. Burada şöyle bir şey diyeceğiz şimdi. Bir oynatarak kontrol edelim. Sesimiz var. Bunu buradan kısıp açabilir, saniyelerini belirleyebiliriz. Burayı alacağız. İstiyoruz burayı. Okey diyoruz abi. Ve müzik sekansımızın üzerine geliyor. Şimdi burada şöyle bir sıkıntı çıkıyor. Şu an ses bölümündeyiz. Gördüğünüz gibi videoların hepsinin sesi var. Bastığınız zaman. Burada bu ses %100 de açık kalırsa eğer videonun kendi orijinal sesi de yaptığınız videonun içinde olur. Dolayısıyla bunların hepsini... Buna basarsam orada hepsini uyguluyor. Ha, pardon. Evet, her gün yeni bir bilgi. Aynen öyle. Bütün sesleri siliyoruz. Bu arada güncellemeden sonra geldi galiba, yoktu çünkü. Ben sabah kurcalarken gördüm. Kapatmazsanız arkadaki rüzgar, çoluk çocuğun gürültüsü bizdeki gibi her şey çıkar yani, olası. Müziğimizi koyduk. Gördüğünüz gibi tüm görüntülerimiz sıraya girdi. Artık bize bu müziğe göre bu görüntüleri dağıtmak kaldı. Aşağıda bir mor bir çizgi var, görüyorsunuzdur. O mor çizgi bizim müziğimiz, üstünde görüntülerimiz var. Görüntüleri temizleyeceğiz. İzleyelim benim çektiğim görüntüleri. Bak mesela burada ben şöyle yapıyorum. Böl diyorum. Böldükten sonra silmek istediğim kısma basıp sil. Ama süper oldu. En baştaki videoyu yaparken müziği de silebiliyor. Dolayısıyla onu kısarak yapıyorum. Tek tek görüntülerimizi temizleyelim. Nereleri istemiyorsak oraları temizleyeceğiz. Başı güzel girmiş. Şurada çöp olmuş. Bölelim. Şu başı silelim. Şuradan itibaren çektiğimiz bir görüntü var. Böyle hızlı hızlı temizliyorum. Elim artık çok alışkın olduğu için siz de zamanla yaptıkça eliniz hızlanır. Mesela burada yukarıdan aşağı gitmişim, aşağıdan yukarı gitmişim. Bunlar hep sigortadır. Sonra bu yürüdüğümüz kısım var. Şurada bitirelim. Belki geçiş koyarız araya. Hı-hı. Bugün çok güzel. Yani yanlış bir hareket yaptığınız zaman şurada geri ve ileri tuşlarından tekrar hayata geri döndürebiliyorsunuz kaybettiğiniz yeri. Bunu bütün kurgucular genelde yaparlar. Görüntü temizleme işini. Sonrasında temiz görüntülerin üzerinde oyunlar yapmak daha kolay olduğu için şimdi görüntü temizliyoruz. Bunlar başına koyacağımız görüntüler. Başına koyacağımız bir görüntü. Yani videoların sırasını değiştireceğimiz zaman basılı tutuyoruz videoları. Böyle küçük kareler haline geliyor. Kareler haline. Sonra kareyi tutup en başa atabilir, en sona atabilir. İki videonun yerini değiştirebilirsiniz. Soldaki ok tuşuna geri bastığınız zaman biraz önce yaptığımız işlemler tarafına geri dönüyor video. Bize şimdi bu lazım. Şu dönüşü istiyorum. Oradan bir geçiş koyarım diye. Burayı istiyoruz. Bazı yerlerde kötü gittiğim için tekrar çekmişim. Sonra hatta 0.5x çekmişim. Bana nedense iPhone'un 0.5x özelliğinin daha iyi bir stabilizeri varmış gibi geliyor. Şu an biraz da teyit ediyoruz bu durumu bu arada. Bu görüntüyü bırakalım. Burayı kısa koyacağız. Ve son görüntü. Bunu da en başa alacağız. Kafamda şöyle bir kurgu vardı. Ne dedik? Binadan çadırvana. Oradan ağaca ve ağaçtan motora, fidandan fidana. Müziğe de burada işlemler yapabiliyorsunuz. Bakın müziğin ses kanallarını da görebiliyorum.
bunu ufak ufak kurgulamaya başlayalım. Sekansımıza geri dönelim. Bant yaptığı yeri sileceğim. Tamam mı, güzel burası. Aslında burası daha güzel. Buradan her şeyin yerini değiştirebiliyorsunuz. Müziği tutup çekebilirsiniz. Müziğin yerini değiştirebilirsiniz. Başlayacağı yeri değiştirebilirsiniz. Uygulama birçok şeyi yapmanıza izin veriyor. Aynen. Böyle başlayıp sonrasında şuradaki ikinci beat değişiminde aşağıya geçmek istiyorum. Buraya bir geçiş atacağım dolayısıyla. Böyle aşağıya gibi bir geçiş istiyorum oradaki. Hani alt kata iniyormuşuz gibi bir efekt olsun. Kafamda böyle bir yapı var. O yüzden buraya efektlere geliyorum. Efektlerde şöyle bir durum var. Niye bağırıyorsam. Bazı özellikler ücretsiz de var. Bazıları da ücretli de var gibi görünüyor. Basıyorsunuz, sadece denettiriyor. Çıktı almanıza izin vermiyor videoyu. Ücretli almanız gerekiyor. Böyle birçok efekt var. Burada ghostlar, dijitalleşmeler, sağa sola gitmeler. Ki bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Burası tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Biz burada şimdi aşağıya inmeyi kullanacağız. Ben böyle yapmak istiyorum. Herkesin tabii ki algısı farklıdır. Orada mesela müzik kesiliyor ya, ben şimdi buraya şeyi koymayı düşünmeye başladım. Ağaçların hışırtısını, sesini ayarlayıp koyalım. Güzel olur, böyle bir olur. Fikir oldu kafamda. O yüzden geleceğim. Şu beat'te motorun görüntüsünün girmesini istiyoruz artık. Dolayısıyla bölüp burayı sileceğiz. Bakalım nasıl bir şey çıktı. Bu arada iki sahne arasında sahnelerden birinin bir saniye altında olma durumunda araya geçiş atmanıza, efekt atmanıza izin vermiyor. O zaman şurada gördüğünüz küçük ekranlardaki gibi böyle siyah noktalar koyuyor oraya ve diyor ki buraya geçiş atamazsın. Ama geçiş atabileceğiniz zaman burada kalem gibi bir ok işareti koyuyor. Ona basarak geçişleri koyabiliyorsunuz. Böyle bir olayı var. Bu da geçişlerin uzunluğundan kaynaklanıyor. Bu arada sekansı iki elinizde sanki fotoğrafı büyütür gibi büyüterek yakınlaşabilirsiniz sekansa. Böylece saliselere kadar kısa biliyorsunuz. Efektlerde kısamıyorsunuz ama görüntü geçişlerinde kısabiliyorsunuz. Müziğe göre bölelim görüntüleri. Sonra efektleri serpiştirelim. Bir sıra belirleyelim bak. Bir bununla girelim. Sonra bunun yakınıyla girelim ki araya efekt yakınlaştırabiliriz. Sonra şu Ducati Master yazısına geçeriz oradan. Şimdi kafamda kuruyorum. Kurgu da böyle oluyor zaten. Biraz o açıdan çıkalım. O açıdan çok görüntü çekmişim. Sol tarafına geçelim artık. Yakına girelim tekrar. En son bunu 821'i gösterelim. Geri dönelim ve çıkalım. Böyle bir kurgu kurdum kafamda. Dizdim şu an. Ve yakınlaşıyoruz. Bam, bam, bam. Buraya bir yakınlaştırma efekti koyalım. Şu sanırım. Geçişlerin hızını da oradan ayarlayabilirsiniz. Bakalım nasıl oldu bu geçiş. Ya aslında tam olmadı. Bunu Premiere'de yapsak daha güzel yaparız. Başka bir şey de deneyebiliriz. Benim boşuma gitti. Müziğe göre görüntüleri kestiğiniz zaman görüntüler o saniyede kesilse bile efekt attığınız zaman saniyeler kayabiliyor efektin süresinden dolayı. Dolayısıyla efektleri attıktan sonra müziğin ritmine göre videoyu ayarlamak daha mantıklı kalıyor. Hani hepsini ayarlayıp sonra ulan hepsi niye kaydı falan derseniz sebebi o abi. Bunu istiyorum şimdi. Burayı bir uzaklaştırma istiyoruz. Yes. Şu anlık sadece bölüyoruz. Sonra en başından başlayacağız ki her başladığımızda görüntü kaymasın. Bu arada beyaz imleçimiz neredeyse onun bulunduğu yer, bulunduğumuz saniye. En altta yazıyor, biraz silik. Sağ altta da tüm görüntülerimizin toplamının kaç saniye olduğu yazıyor. Şimdi aslında çok mantığı anlamışsınızdır. Ben hızlı hızlı videoyu yapacağım ve son halini beraber inceleyelim. Çünkü bundan sonra gideceğimiz aşamalar hep aynı. Şimdi abi videoyu bitirdik. Über bir video olmadı tabii ki. Bu bir örnek video. Bence bu videodaki şu anki tek sıkıntı şu ağaç kısmı oldu. Orada sesin kesilmesinden dolayı. Yani video için yapmasaydım ben müziği değiştirecektim yüksek ihtimalle. Onun dışında videoyu bir izleyelim beraber. Mevzu şudur ki işlemleriniz bitti. En son çıktı almaya geldi mevzu. Burada sağ üstte iPhone'dan alıştığımız kaydetme kısmı var. Burada çözünürlükler ve FPS hızları çıkıyor. Bizim bu videomuz 4K çekmişiz. 4K diyeceğiz. Hızımız da 60 FPS'ti. 720 ve 4K arasında bu ölçüyü ne kadar yükseltirseniz megapikselde. Megabyte'da o kadar büyüyor. Sonra kaydet diyorsunuz. Şöyle bir ekran çıkıyor. Ben de ilk kez 4K alıyorum. Hep 1080p alıyordum bundan öncesinde. 1080'de
15 saniyede falan alıyor. 4K'da biraz daha fazlamış. Aynen. Ekran kaydında. Yani hemen hemen 100 MB geldi çünkü dostum. Aynen. Aslında geri kalanı biraz sizin hayal gücünüze kalıyor. Tiplerin birçoğunu verdik zaten. Evet. Farklı müzikler, sesler deneyebilirsiniz. Geçişlerin hepsine bir bakın derim. Her videoda her müziğe göre işler değişebiliyor. Aynı açıdan kullandığınız bir şu geçiş muazzam oluyor. Evet, 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 evet. Biraz önce gösterdim o geçiş. Benim mesela bundan önceki, yani en son paylaştığım MSI Reels postunda sondaki geçiş. Evet, kasadan ekrana. Aynen. Aynı açıda koyarsanız o geçişi, objeyi çok güzel bir şekilde geçirebilir. Bu uygulamayla benim Reels'lara bakarsanız da neyi nerede kullandığımı çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Umarım anlatabilmişizdir. Genel hatlarıyla anlatmaya çalıştık inşaatı. Çok kafanıza takılan yer olursa programda bu videonun yorumlarına yazabilirsiniz. Ben sık okuyorum biliyorsunuz ki. Artık nice güzel videoları mı diyeyim? Sevgiler, saygılar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bir de bildirimleri açın ya. Tamam, bir de bildirimleri açın. Bir de zil bildirimlerini açın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Seni kapatıyorum.